Herkese merhabalar. Yurtdışı hisse senetleri ve girişim sermayesi yatırım fonu grup müdürümüz Kerem Baykal'la gerçekleştireceğimiz videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kerem, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Burçin. Bugün aslında yatırımcılarımızın da bildiği ve TEFAS kodu YJK olan 4. fon sepeti fonumuzun dönüşümüyle ilgili konuşuyor olacağız. Yeni adı fonumuzun artık robotik ve yarı iletken teknolojileri fon sepeti fonu olacak ve 12 Şubat 2024 tarihinde hayata geçecek aslında. Şimdi fonun temasına baktığım zaman robotik ve yarı iletken teknoloji odaklı olduğunu görüyorum ve özellikle bu alandaki sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki sermaye piyasası araçlarına yatırım yaptığını da söyleyebiliriz. Tabii burada strateji detaylarına giriyor olacağız ama ben açıkçası öncesinde yatırımcılarımızın da merak ettiğini düşündüğüm bir soruyu sormak istiyorum sana. Bu strateji değişikliğinin nedeni nelerdir? Bize birazcık bilgi verebilir misin? Tabii ki. Memnuniyetle. Biz bu YJK yani 4. fon sepeti fonunu kurarken aslında dünyada pandemi sonrasında çıka gelen temalara yatırım yapmak için kurduk bunu. O zamanlar temalar 3 aşağı 5 yukarı belliydi ama değişkenlik gösteriyordu kendi içerisinde. Şimdi 2024 yılına geldiğimiz zaman aslında dünyada konuşulan ana temalar çok belirgin bir hale geldi. Dolayısıyla biz de aslında fonun odağını daha keskinleştirmek istedik. Bugün Türkiye'de ya da uluslararası herhangi bir konferansa gitseniz konuşulan 3 tane konu var, 3 tane tema var. Bir tanesi jeopolitik riskler ve değişiklikler. Bununla ilgili tematik bir fon yaratamazsınız ama bütün yatırımlarınızı yönetirken buradaki risk ve fırsatları gözetmeniz gerekiyor. İkinci tema iklim değişikliği, hepimizin malumu. Bizim Yapı Kredi portföy olarak iklim değişikliğinde 3 tane fonumuz var. Bir tanesi temiz enerji değişken fonu, bu YJK olarak geçiyor fon kodu. Bir tanesi iklim değişikliği değişken fonu, bu YPC olarak geçiyor. Bir de son olarak da elektrikli araçlar değişken fonumuz var, bu da YLO olarak geçiyor. Yani iklim değişikliği teması, bu 3 ana temadan ikincisinde de 3 tane fonumuz var. Üçüncü konu da yapay zeka. Şimdi yapay zeka, birazdan daha detaylı bahsederiz ama yapay zeka üzerine bir fon kurmak çok makul değil. Ben biraz internete benzetiyorum bu teknolojiyi. Nasıl internetle ilgili bir fon göremiyorsanız, çünkü internet her yerde şu anda. Yapay zeka hakkında da yapay zeka diye bir fon kurmuyorsunuz ya da kuramıyorsunuz. Ama yapay zekadan en çok etkilenecek alt sektörleri seçip bu temaya yatırım fırsatlarını değerlendirebiliyorsunuz. İşte robotik ve yarı iletken konusu da bu alt temalara girdiği için fonu bu alanda keskinleştirip odaklamak istedik. Değişim sebebimiz bu. Çok teşekkürler. Ben tabii burada şunu tekrar belirtmek istiyorum. Fonun ünvanı ve stratejisi değişiyor ve 12 Şubat itibariyle bu gerçekleşiyor olacak. Yatırımcılarımız burada fona yine TL ile aslında yatırım yapabiliyor olacaklar. Ya aslında fon yatırımcısına yurt dışı piyasalarda işlem gören döviz bazlı enstrümanlara bağlı borsa yatırım fonlarına kolaylıkla erişim imkanı veriyor olacak. Ve portföy çeşitlendirmesiyle de aslında riski dağıtmış oluyor bir yerde. Şimdi burayı biraz daha açarsak, önceki stratejiyle de farklılıklarına bakacak olursak, burada nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz fonu? Tabii. Şimdi bu fonun bir kere minimum %80'i robotik ve yarı iletken temasına yatırılmış olmak zorunda. Yurt içi ve yurt dışı toplamı. %80 minimum bunu tutturmanız gerekiyor. Tercihen %90 civarında bu temaya yatırım yapmanız gerekiyor. Bununla beraber yabancı yatırımları fonun %65'ini geçemiyor. Bunu da yönetmek için %60 civarında tutuyorsunuz. Geri kalanını yerli bu temaya uygun kıymetlerden oluşturuyorsunuz. Bu şekilde hem aslında senin de başından bahsettiğin gibi yurt içinde hem de yurt içinde bu tema uygun olan ağırlıklı hisse senetlerine yatırım yapan bir fon olarak biz bunu kurguladık. Burada bizim en büyük katma değer yaratabileceğimiz alan iki tane. Birincisi hisse oranını dinamik bir şekilde yöneteceğiz. Her yabancı hisse senedi fonunda yaptığımız gibi. Bu ne demek? Yani %80 limitini tutturmamız gerekiyor ama %90'a da çıkabiliriz, %95'e de çıkabiliriz, %85'te de kalabiliriz. Burada hisse oranımızı dinamik bir şekilde yöneteceğiz. Buradan katma değer yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda bu temaya uygun hisse senetlerinin seçiminde de katma değer yaratmak için çalışacağız. Burada özellikle çok derya deniz bir alan olduğu için
her şirket sanki aynı sektörde bile iş yapıyor gibi görünse aslında kullandıkları teknolojiler çok farklı olabiliyor. Çok daha farklı yerlere gidebiliyorlar. Dolayısıyla burada da çok detaylı analizlerimiz, çalışmalarımız, araştırmalarımız var. Bunlardan da faydalanarak hisse senedi seçiminde fark yaratmayı hedefleyeceğiz. Anladım. Burada aslında bir de şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi fon ağırlığı döviz cinsi kıymetlerden oluştuğu için aslında yüksek risk grubunda. Ve biz bunu risk skalasına göre baktığımızda 6. seviyede olduğunu görüyorum. Tabii bu risk seviyesi zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Bunu da hatırlatmış olalım. Fonun yıllık yönetim ücreti de %2,5. Alım satım kurallarını da özetleyeceğim ama öncesinde istersen bir de aslında önümüzdeki dönem beklentilerini de senden duymak isteyecektir yatırımcılar. Yani tabii ki biz yatırım fonlarına orta ve uzun vade bakıyoruz. Özellikle böyle belli temalara yatırım yapan fonlarda. Burada hani yatırımcılarımızla paylaşabileceğim beklentilerini de alabilirsek çok sevinirim. Tabii ki. Bugün istersen önce bir şeyi açalım. Yapay zeka neyi kastediyoruz ve niçin bu sektörleri seçtik? Şimdi tekrar vurgulamakta fayda var. Bu bir yapay zeka fonu değil. Sebebini de anlatacağım. Bu onunla ilişkili, bizim ilişkilendirileceğini düşündüğümüz sektörlere yatırım yapan bir fon. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman aslında şunu kastediyoruz. İnsan dışında ama insan gibi analiz edebilen, muhakeme edebilen yapılardan bahsediyoruz. Yani bir insan olarak mesela şunu diyoruz işte bugün hava soğuk o zaman şu kıyafetleri giyeyim bu uygun olur diye. Bunu bir bilgisayar ya da bir robot yapabildiği zaman işte biz buna yapay zeka diyoruz. Çünkü bir veri var, o veriyi alıyor, işliyor, oradan bir çıkarımda bulunuyor ve hareket edebiliyor. Bunlar bilim kurgu filmlerine genelde robotlar şeklinde geçiyor. Yazılım da olabiliyor, robot şeklinde de olabiliyor. Yapay zekanın da çok uzun bir geçmişi var. 1950'lerden başlıyor aslında çalışmalar. Herkesin bildiği Alan Turing vardır. O başlatıyor aslında bugünkü anlamıyla yapay zekayı. Ve bugünlere kadar geliyor aslında 70 seneye yakın bir geçmişi var bunun. Bu öyle bir alan ki biz kendi aramızdaki çalışmalarda 90'lardaki internete çok benzettik. Şimdi şu anda interneti kullanmayan bir şirket ya da bir insan kalmadı diyebiliriz. Yani çok az, çok azınlıktalar. Yapay zeka da öyle bir teknoloji ki İleride şirketlerin ve insanların çok yaygın bir şekilde kullanacağı bir platform. Bu platform yatayda gezen bir şey. Bu bugün moda sektörüne de ileride etki edecek, üretime de etki edecek, turizme de etki edecek, aklımıza gelebilecek bütün sektörlere etki edecek kullanım alanları olan bir teknoloji. Bu açıdan baktığımızda bu önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl büyüyecek ve gelişecek bir alan. Peki bu büyüyecek ve gelişecek alanda hangi alt sektörler faydalanır diye düşündük biz ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Birincisi yarı iletken sektörü. Yarı iletken sektöründeki gelişmeler olmadan yapay zeka gelişemiyor. Çünkü yapay zekanın yaptığı hesaplamaları yapabilmek için yarı iletken teknolojisinin gelişmesi gerekiyor. Bu ChatGPT özellikle 2023 sonun 2022 sonunda Kasım ayında bütün dünyada yaygın bir şekilde bilinmeye başlandı. Çünkü ChatGPT'nin çalışabileceği artık yarı iletkenler piyasada vardı. Ve bu artık çalışabilir hale geldi. O zaman duyduk. Yoksa ondan önceki 10 yıl boyunca da büyük dil programlaması, large language model dedikleri sistemler vardı. Dolayısıyla yapay zekanın yaygınlaşması için yarı iletken teknolojisinin koşması gerekiyor. Bu bir yerde yatırım yapacağımız sektörlerden bir tanesi. Öte yandan yapay zeka geliştikçe robotlar da gelişecek. Ve bu robotlar yani üretim sektöründen servis sektörüne kadar pek çok alanda aslında bunları göreceğiz. Hem fiziksel form olarak robotlar göreceğiz, herkesin aklına gelen. Hem de yazılım olarak robotlar göreceğiz. Mesela aslında birçoğunu görmeye alışıyoruz. Mesela bugün bankaların internet şubelerine girdiğimizde chatbotlar var, chat robotlar var. Siz bir şey yazdığınız zaman size cevap verebiliyor. Bu da aslında yapay zeka sayesinde gelişen bir şey. Dolayısıyla bu tip robot alanlarına da biz özellikle yatırım yapmayı tercih ettik. Şimdi senin de bahsettiğin gibi biz bu temayı orta ve uzun vadede bir trend oluşturacağı için seçtik. Ve orta ve uzun vadede dünyanın önümüzdeki 10-20 yılına baktığımız zaman bu temanın yatırımcılara kazandıracağını düşünüyoruz bugünden baktığımızda. Kısa vadede baktığımızda ise bu sene biliyorsunuz işte piyasanın etkilendiği kendi sektörlerin dinamiklerinin dışında Merkez Bankası gelişmeleri var, politik olaylar var, en başta da bahsettik. Bu tip gelişmeler de olabiliyor. Dolayısıyla kısa vadede bu sene için beklentimiz yine var bu sektör, iki sektörden de. Ama bizim asıl beklentimiz orta ve uzun vadede bu sektörlerin yatırımcılarına anlamlı bir getiri sağlamaları.
bu şekilde özetleyebilirim. Kerem, bizimle çok değerli bilgiler paylaştın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de şimdi yavaş yavaş videomuzun sonuna geleceğiz ama çok kısa yine yatırımcılarımız için bir alım satım kurallarını da özetleyeyim kısaca. Şimdi saat 1.30'a kadar tabii ki yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğunu varsayıyorum. Saat 1.30'a kadar eğer alım emri verirseniz aynı günün kapanış fiyatıyla ertesi gün TEFAS'ta ilan edilen fiyatla alabiliyorsunuz. Yine saat 1.30'a kadar bozum emri verirseniz de yine aynı günün kapanış fiyatıyla T+3'te emriniz gerçekleşmiş oluyor. Bir de burada tabii ki 193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesine göre aslında robotik ve yarı iletken teknolojileri fon sepeti fonumuzda %0 stopaj avantajının devam ettiğini de hatırlatmakta fayda var. Şimdi videomuzun artık sonuna doğru geldik. Kapatmadan önce, yayını bitirmeden önce senin son olarak yatırımcılara iletmek istediğin bir mesajın olur mu? Tabii ki. Yani biraz şeyi hatırlamakta bence fayda var. İnternette ilk çıktığı zaman, tabii çok aradan böyle şu anda 30 seneye yakın zaman geçti. İnternetin yaygınlaştığı zamandan bu zamana. Baktığımız zaman internet platformunun üzerinde bir sürü sektör yükseldi. Bir sürü şirket çok büyük getiriler sağladı. Bazıları o getiriyi sağlayamadı. Ama bu tip büyük böyle bir platform oluşumlarında, teknolojik platform oluşumlarında yatırım fırsatları oluşabiliyor. Biz de bu fonda bu yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah herkese hayırlı olur. İnşallah. Ben de bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şirketimizle ilgili gelişmeleri Yapı Kredi Portföy'ün, yani LinkedIn'in Yapı Kredi Portföy sayfasından takip edebilirsiniz. Ayrıca sorularınız için de bizlere info@ykportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı bir yıl diliyoruz.